Sevgili seyirciler yeni bir Beşine 1 Kav programına hoş geldiniz. Bugün yeni bir formatla karşınıza geliyoruz. Bir hafta boyunca yaşanan önemli olayları ve farklı dosyalarımızı, röportajlarımızı göreceksiniz. Bu hafta bir ustayı hem bir e, ses sanatçısını, sanatçıyı hem de bir oyuncuyu ama en önemlisi iyi bir insanı e, sonsuzluğa uğurladık. Masar Fuat Özkan grubunun e, Özkan'ı ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Ayrılışında Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir törenle hep beraber şahitlik ettik. Ve pek çok farklı çevreden de Özkan'ın nasıl sevildiğini bir kez daha yeniden fark ettik, öğrendik. Allah rahmet eylesin. Ee, sevenlerine Allah sabır versin diyelim. Bu hafta Emin'in adayları belli oldu. Ve Successions dizisi, bilmem siz seyrettiniz mi? Ben ikinci sezonun ortasına geldim. Şu anda en çok aday olan... Ee, dizi rekorunu kırdı. Tam 27 ayrı dalda aday oldu ve de dizinin 3 oyuncusu birden en iyi erkek oyunculuğu da adaylığını gösterdiler. Ee, bu arada en iyi erkek oyuncu adayları arasında The Old Man'dan Jeff Bridges de var, Better Call Saul'dan Bob Odenkirk de var. Seremoni ee, 19 Eylül 2023'te düzenlenecek. Hollanda'da ilginç bir durum oldu. Mülteci krizi hükümeti yıktı ve Başbakan Rutte hem aktif siyaseti bıraktığını hem de koalisyondan çekildiklerini açıkladı. Seçimlerden sonra yeni kabine görevi başladığında da tamamen siyasetten ayrılacağını söyledi. Ve de hepiniz biliyorsunuz şu günlerde herhalde son yılların 2022 yazının kesin bir rekorunu kırdık ama son yıllarında büyük bir sıcaklık rekorunu kırdık. Yanıyoruz. Hem Ege'de hem İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'nin dört bir yanında Avrupa'da sıcaklar çok yaman geçiyor. Bu haftanın en önemli olayına gelelim. Bu haftanın en önemli olayı kuşkusuz NATO zirvesiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Türkiye'deki muhalifleri hem de dünyada kendisine erişilen pek çok ismi aldığı kararlar yapıcı diplomasiyle ters köşeye yatırdı diyebiliriz. Ukrayna'ya bir birliğe katılma konusunda bir takvim verilmese de ee, özellikle zirve öncesinde Erdoğan'la Zelenski'nin yaptığı görüşme sonrasında e, bir anlamda Türkiye'nin teşvik ettiği, Rusya'ya karşı hiç lafı çevirmeden NATO'ya üyeliğinde Ukrayna'yı teşvik ettiği haberi yayıldı, çıktı. Türkiye'nin İsveç'e NATO üyeliğinde onay vermesi ise, yeşil ışık yakması ise başta Amerika Birleşik Devletleri Biden olmak üzere herkes tarafından olumlu bir şekilde karşılandı. Ardından birçok Takisi'de yapılan ikili görüşmeler, diğer görüşmeler, diğer konuşmalarda bütün bu zirveyi pekiştirdi. Gelin isterseniz zirvenin nasıl geçtiğini bir de olayı yakından takip eden, diplomasiyi yakından takip eden isimlere sor soralım. Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Sayın Fuat Keyman ve Murat Deniz Seyrek, Brüksel Özgür Üniversitesi öğretim üyesi şu anda yayınımızda. Fuat Bey Türkiye'nin onay vermesiyle birlikte NATO'nun İsveç'e yeşil ışık yakmasını siz nasıl yorumluyorsunuz acaba? Evet Madrid'den sonra Vilnius'ta olan NATO zirvesi çok önemliydi. Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine onayı bence Türkiye-İsveç, Türkiye-NATO ilişkilerini de aşan bir şekilde şöyle bir öneme sahip. İsveç'in NATO'ya girmesiyle birlikte Esasında bugün ikinci soğuk savaş dediğimiz Amerika ve Çin arasında olan ama Çinle Rusya'nın da birlikte olabileceği bu konjonktürde ve Ukrayna savaşında esasında İsveç'in NATO üyeliğiyle Baltik denizinden Karadeniz'e kadar Amerika ve NATO Rusyayı biraz çerçevelemiş oluyor. O yüzden de stratejik olarak çok önemli bir karardı. Türkiye onayını verdi ve Türkiye'de bu kararla birlikte bence Türkiye NATO ilişkilerini açan bir şekilde Ukrayna savaşından sonra dünya konjonktürü içinde bu son dönemlerde uyguladığı dengeleyici politikayı esasında daha da güçlendirmiş şey oldu çünkü Putin'in savaşın başlangıcından beri yapmış olduğu hatalarla birlikte esasında ilk başlarda. Putin'in çok rahatlıkla Ukrayna'da kazanacağı, Ukrayna'yı bir Belarus yapacağı düşünürken bugün tam tersi bir noktadayız. O yüzden de Putin'in elinin biraz bu son dönemde yaşamış olduğumuz Wagner olayıyla da birlikte elinin biraz zayıfladığını görüyoruz. O yüzden de Türkiye-Rusya ya da Erdoğan-Putin ilişkilerinde de biraz Erdoğan'ın etki kazandığını, konumunu güçlendiğini görüyoruz. O yüzden NATO zirvesinde e, Türkiye-AB ilişkilerini bir tarafa bırakırsak esasında hem e, Nota açısından ama özellikle Amerika açısından, Amerika açısından iki tane önemli gelişme olmuş oldu. Baltik Denizi'nden Karadeniz'e kadar e, biraz Rusya çerçevelendi. Bu Amerika'nın ve Batı'nın işine gelen gelen bir şeydi. E, i̇kinci ikincisi de esasında savaşın sonlarına kadar. E, Türkiye'nin hem Ukrayna ile ilişkileri hem tahıl koridoru gibi diğer küreselleşme ile ilgili konularda bu dengeleyici politikası da konum kazandığını görüyoruz. Bu da batının işine geliyor. Burada işte tabii hem Amerika'nın 2024'te başkanlık seçimlerinde Biden'ın ve Demokratların elinin gücünün artmasını bağlamında bu zirvenin sonuçları bence önemli. Öbür taraftan da Amerika Türkiye ilişkilerinde belki F16'larda bir açılım, açılım olabilir. E o yüzden de esasında bence biraz bu NATO zirvesi Rusya'nın ve Putin'in biraz daha kaybettiği bir zirve sonucunu ortaya çıkardı. Ukrayna açısından esasında görüyoruz ki bu bir emperyalist savaşta da e, aynı zamanda hani Ukrayna'nın tabii ki Rusya'ya karşı mücadelesi çok önemli ama bu mücadelenin diplomatik bir yapıda bitmesinin e, engellenmesi var. E, o yüzden de e, Ukrayna her ne kadar e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğine evet dese de esasında Amerika'dan ve Batı'dan biraz daha bekle mesajı geldi. Bu da Zelenski'nin eleştirilerle karşılandı. O yüzden de esasında biraz bu 2024 yılında savaşın devam ettiğini 2000 2023 yılda savaşın devam ettiğini 2024'e kadar gider gidebileceğini görebiliyoruz. Amerika biraz Biden'ın demokratların kazanması temelinde bu savaşı bence başkanlık seçimlerine kadar kadar götürecektir. O yüzden yeni bir yeni bir eee Durum ortaya ortaya çıktı. Burada tabii her ne kadar biz NATO-Türkiye ilişkileri, Baltik Denizi-Karadeniz arasındaki o bağlantı, Rusya'nın çerçevelenmesi gibi konulara odaklanıyoruz ama yani son dönemde Türkiye ile Mısır, Erdoğan ile Sisi arasındaki ilişkiler, erdoğan esad görüşmeleri, Suriye'nin Arap Birliği'ne ve girmesi de esasında burada güneyde de bir takım o ilişkilerin gelişeceğini, bir takım yeni durumların ortaya çıkacağını gösteriyor. O yüzden de bence NATO ilişkileri hem Ukrayna Savaşı hem Türkiye-Rusya ilişkileri hem Rusya'nın çerçevelenmesi hem de bu Türkiye'nin dengeleyici konumunun güçlenmesi temelinde önemliydi. Sayın Keyman çok çok teşekkür ederim. Murat Deniz Seyrek şimdi yayınımızda. Sayın Seyrek son NATO zirvesinin neden tarihi bir öneme sahip sizce? Aslında tarihi bir zirve olarak da yorumlamak lazım bunu. Çünkü özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra Rusya batı için tam olarak bir varoluşsal tehdit durumuna döndü. Türkiye'de pek fazla çok algılayamadığımız bir konu oldu bu ilk başlarda ama şu anda daha rahat oturmuşa benziyor yerine. Baktığımız zaman tabii ki Rusya odaklı bir zirve oldu. Ve bunun da ötesinde bildiğiniz gibi İsveç konusu da öne çıktı. Çünkü aslında bu da tarihi bir genişleme NATO için. Çünkü İsveç aslında 1812'den beri tarafsız olan bir ülke. Ve e, Rusya'nın Ukrayna işgaline kadar aslında halkın %70'i de NATO'ya katılma karşıydı. Birinci e, ve ikinci dünya savaşında bile tarafsız olmuş bir ülkeden bahsediyoruz. E, ve öyle bir noktaya geldi ki hem İsveç hem diğer tarafsız ülke Finlandiya NATO'ya katılma noktasına geldiler. Ve bu zirveyle birlikte aslında e, tarihi bir adım atarak... NATO'ya da katılmış oldular. Burada tabii ki Rusya için de çok önemli bir sonucu var bunun. Biliyoruz ki zaten Karadeniz'de biraz sıkışmış durumda. Rusya çıkışı çok fazla yok Karadeniz'den. Sadece boğazları kullanabiliyor. Şimdi aynı şey aslında Baltık Denizi için de geçerli oldu. Adeta Baltık Denizi bir öyle bir NATO'nun iç gülü haline geldi ve Rusya donanmasının orayı kullanması da oldukça zor zorlaştı. Bu anlamda gerçekten önemli tabii ki. Burada tabii ki Rusya'nın önemli ve doğrudan tehdit olarak tanımlandığı bir sonuç bildirgesi görüyoruz. Çok fazla Rusya odaklı olan ve Rusya'yı adeta bir düşman olarak artık çok net tanımlıyor NATO. Bu da yeni bir aslında böyle bir soğuk savaşın başlangıcını temsil ettiğini düşünüyorum ben. Bunun yanında doğrudan bir tehdit olarak görünmese de Çin'le ilgili de yine sonuç bildirgesinde çok doğrudan ifadeler var özellikle Çin'in işte NATO ülkelerin çıkarlarına güvenliğine ve değerlerine meydan okuduğu ee, bir şekilde Çin'le yeniden yeniden yapıcı ilişkiler geliştirmek de denenecek ama özellikle Çin-Rusya bağlantısı ve e, Çin'in oluşturduğu tehdit özellikle siber saldırılar üzerinden altı çiziliyor son önemli noktada belki e, terörle mücadele ve terörizmin çok ciddi bir şekilde yine sonuç bildirgesine girmiş olması ee, ve tüm farklı çeşitleriyle aslında terörizm burada ortaya konuyor. Ee, ve terörizmle diğer tehditler arasında özellikle Rusya arasındaki e, bağlar da e, burada ortaya konmuş durumda. Ee, Ukrayna konusuna gelince de Ukrayna ile ilgili bir üyelik perspektifi olmasına rağmen e, belirli bir tarih ve e, aslında zaman aralığı e, konuşulmadı. E, NATO üyeliği mümkün olmayacak şimdilik Ukrayna'nın çünkü Görünen o ki işgal sonuçlanana kadar NATO bunu göze alamıyor. Çünkü bir olduğu gün aslında NATO ile Rusya savaş halinde olacak. NATO ülkeleri de şimdilik bunu istemiyorlar. Şimdi bu NATO zirvesinde bir yandan Ukrayna'ya olabilir sinyali verildi. Ama bir yandan da Zelenski'nin NATO'ya karşı sert eleştirileri vardı. Ukrayna'nın NATO ile ilişkisini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, yani tabii Ukrayna aslında NATO serbine... Ee, Rusya'dan Rus tehdidinden bir noktada kurtulmak için çıktı, ee, ama bu tehditten kaçamamış oldu Rus işgalinin başlamasıyla birlikte ee, aslında hiç kimsenin beklemediği düzeyde bir destek aldı Batı'dan ve Avrupa Birliği'nden. Ee, şu anda çok büyük bir tabii ki askeri destek de geliyor. Ee, şu anda tabii ki bunun da ötesine geçecek özellikle NATO zirvesi sonrası hem güvenlik garantileri hem de Batı'nın en üst düzey savunma teknolojilerinin Ukrayna'ya kaydırılması konusunda da aslında kararlar alındı. E, tabii ki Zelenski bundan daha fazlasını bekliyor çünkü özellikle burada bir e, NATO üyeliği en azından bir üyelik perspektifi içinde tarihi olan bir üyelik perspektifi bekliyordu. E, bu gerçekleşmedi. E, ama bir noktada da tabii ki anlaşılabilir de bir durum var NATO içinde baktığımız zaman çünkü bir NATO-Rusya savaşı da doğrudan böyle bir noktaya gelirsek de bu iş gerçekten bir 3. Dünya Savaşı'na evrilebilir veya bir nükleer savaşa evrilebilir ki bundan kaçılmaya çalışıyor aslında pek çok NATO ülkesi. Bu anlamda sanırım askeri olarak yardım en üst düzeye çıkacak bundan sonra. Özellikle Ukrayna'nın Rus işgalini sonlandırabilmesi için gerekli olan savunma teknolojileri anlamında. Ama bundan ilerisine gidilmesi için birazcık daha zamana ihtiyaç var gibi gözüküyor. Burada tabii e, Türkiye'nin Ukrayna'nın NATO üyeliğine destek vermiş olması enteresan. Bu biraz da e, aslında sürpriz olarak karşılandı. Batı'da da, NATO içerisinde de. E, pek çok yapılan yorumda da aslında zaten Türkiye'nin e, bunu çok fazla mümkün olmadığını bildiği için aslında bu desteği açıklaması yönünde oldu ama bir noktada sembolik olarak da aslında e, Türkiye'nin hani bir batıya dönüşünden bahsediyoruz özellikle seçim sonrası dönemde. Böyle bir batıya dönüş içerisinde hani NATO genişlemesine hatta Ukrayna'da alacak şekilde genişlemesine destek ve Ukrayna'ya doğrudan aslında çok büyük bir destek verilmesi geçen hafta yapılan Zelenski ile yapılan görüşmede. Bu birazcık batıda da kafaları karıştırmış durumda acaba Türkiye gerçekten batıya geri dönmeye mi çalışıyor? Diye. ve Kuşkusuz bütün bu gerilimde Rusya da e, kendisini e, öne koydu ve dedik ya NATO'nun böyle gelişmesinden rahatsızız 3. Dünya Savaşı'nın adımları atılıyor denildi. Uzun vadede Rusya, NATO gerilimi sizce nereye evrilir? Bir savaş çıkar mı sahiden? Artık yani öyle bir noktaya geldi ki buradan çok fazla geri dönüş mümkün değil gibi gözüküyor. E, Rusya belirttiğim gibi varoluşsal bir tehdit artık NATO için. E, Türkiye'de şöyle bir algı vardı, işte 90'lardaki, 2000'lerdeki gibi aslında her tarafla eşit durulabilir, işte ilişkiler geliştirilebilir vesaire. Ee, ama bunun da çok mümkün olmayacağı bir noktaya geldik artık. Yani e, doğrudan bir aslında düşman Rusya ve bu şekilde NATO bunu da ortaya koymuş durumda ve bir NATO ülkesi olarak aslında Türkiye içinde. Türkiye'nin de kabul ettiği bir durum oluyor bu. Çünkü bu bilgilerin hepsini aslında Türkiye'de imzalıyor. Burada baktığımız zaman tabii ki öncelik NATO için birincisi Rusya'yı olabildiğince zayıflatmak ki hem Ukrayna'nın işgaline son versin hem bu tür başka işgallerle ilgili bir ihtimali kalmasın. Çünkü Rusya'nın özellikle Baltık ülkeleri ve Polonya'ya yönelik olarak da çok önemli tehdit olduğunu görüyoruz. Ee, bu anlamda Baltık ülkelerinde birinde yapılmış olması bu zirvenin de zaten sembolik ve zirvenin sonucunda da e, Baltıklardaki NATO askeri varlığı da güçlendirilecek. E, bu da zirve sonuçlarından bir tanesi olacak. E, bütün bunlara baktığımız zaman tabii ki e, özellikle Rusya'ya karşı bir yandan baskının devam edeceğini görüyoruz. Bir yandan da yaptırımlar özellikle Avrupa Birliği ve Amerika'nın işbirliği içerisinde ve NAZO kapsamında da değerlendirilerek bu yaptırımların artması ve Rusya'ya olan aslında bağımlılığın da tamamen sıfır noktasına indirilmesi. Çünkü yine zirvede konuşulardan bir tanesi de mesela enerji güvenliği oldu ve enerji güvenliği altında da artık Rusya'dan hiçbir şekilde bağımlılık olmayacak şekilde hem gaz hem petrol anlamında bağımlılığın sıfıra indirilmesi de hedeflerden bir tanesi olacak. Bu anlamda hem siyasi ...hem askeri hem ekonomik olarak e, Rusya'ya karşı çok büyük bir e, baskı olduğunu göreceğiz önümüzdeki günlerde. E, bunun içinde tabii ki Türkiye için de zorlu bir dönem olacak. Çünkü e, Rusya'ya bağımlılığını arttırdı aslında Türkiye son dönemde. E, farklı ilişkiler geliştirdi. Bunları ne oranda dengeleyebilecek e, ve ne oranda bu batıya dönüş sinyalleriyle e, dengeleyebilecek bunu göreceğiz biraz. E, tabii burada e, Rusya'nın vereceği tepkiler de önemli çünkü... Aslında e, Türkiye'nin attığı bazı adımlar Rusya için de oldukça rahatsız edici oldu. E, önümüzdeki günlerde gelecek tepkileri buradan da anlayacağız. Ama Türkiye için tabii ki e, NATO üyeliğinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Ve aslında bu son atılan adımlarla ve özellikle İsveç'le e, yapılan müzakerelerle bunu bir defa daha gördük ki Türkiye aslında NATO içinde önemli bir güç ve e, bu önemli bir gücü kullanmak önemli. Türkiye'de genelde şöyle bir algı var sanki hani Rus pardon NATO başka bir yermiş Türkiye başka bir yermiş gibi ama Türkiye hem NATO'nun üyesi hem de güçlü bir üyesi bu anlamda aslında NATO'nun içinde olmak ve güçlü olarak olmak Türkiye için uzun vadede orta vadede de önemli kazanımlar demek ama kısa vadede de tabii ki Türkiye'nin bu geri dönüşünü ciddi bir şekilde vurguluyor olması özellikle ekonomi anlamında da önemli başarılara neden olabilir. Çünkü zaten bu dönüşün böyle bir nedeni olduğu da çok fazla batıda da konuşulmaya başlandı. Özellikle Türkiye'deki ekonomik sorunların çözülmesi anlamında batı ile ilişkilerini geliştirip tabii ki batı içerisinde daha fazla yatırım, daha fazla işbirliği, daha fazla ekonomik işbirliğini geliştirmek ve NATO üzerinden başlanan bu süreçte Avrupa Birliği ile de ilişkileri geliştirmek. Sayın Seyrek çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Sevgili seyirciler şimdi usul usul Avrupa'da gelişen ve yavaş yavaş Türkiye'yi de etkileyen önemli bir gelişmeye özel bir yer açalım istiyorum. Avrupa'da aşırı sağ yükseliyor. Biraz mülteciler, biraz göçmenler bu aşırı sağ yükselişini de etkiliyor. Her ülkede, Avusturya'da, İtalya'da, Fransa'da, şimdilik bazı ülkelerde muhalefette olsa da İtalya gibi kimi ülkelerde özellikle aşırı sağ yükselişi bizzat aşırı sağ liderlerini e, koltuklara da oturttu yönetici olarak, başbakan olarak, bakan olarak. Peki bütün bu yükseliş nereye evrilir? Yani önümüzdeki günlerde merkez sağda aşırı, aşırı sağcıların yükselmesi, merkez sağın yerini alması hem bizi hem Türkiye'yi hem de Avrupa'yı ve dünyayı nasıl etkiler? Bunu iki isimle konuşacağız. Tim Bale. Londra'dan katılıyor. Queen Mary Üniversitesi siyaset birimi de profesör kendisi ve Victor Isaac N. Paris'te kendisi araştırmacı. Tim Bey'le, Sayın Bey'le hoş geldiniz yayınımıza. Son dönemde aşırı sağın özellikle Avrupa'da yükselişinin sebeplerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Kendilerini merkezine mi konumlandırdılar yoksa seçmen için seçmen mi aşırı sağa kaydı? Bir yandan hükümetlerin göç sorunuyla başa çıkmadaki başarısızlığı Diğer yandan da yavaşlayan ekonomi bu durumu pekiştiriyor. Ancak burada aslında daha derin şeyler oluyor. Avrupa ülkelerindeki insanların kültürel değişimden rahatsızlık duyması sadece kitlesel göçün geliştirdiği değişimler değil, aynı zamanda ekonomik. Dolayısıyla bu yeni siyasi dinamik popülistler için kullanılmaya çok açık bir alan. Özetlemek gerekirse, eskiye dönük nostaljik bir siyasi akımdan bahsedebiliriz. Bunun yansımalarını da daha önce başka ülkelerde gördük. Sağın yükselişinin arkasında çok sayıda faktör olduğunu söylemek gerekir. Ancak bu durum yeni bir fenomen değil. Avrupa'da son 20-30 yıldır devam eden siyasi bir atmosferden bahsediyoruz. Yerli kültür ve değerleri koruduklarını iddia eden bir siyasi anlayış türedi. Bu siyaset türünün Düşmanlık ve ayrımcılığı beslediğini savunanlar ise yavaş yavaş azınlığa düşüyor. Özellikle Avrupa'da sağın ve aşırı sağın hem antisemitik hem de Müslüman karşıtı ön yargıları oldukça fazladır. Ve bu durum gerilime benzin taşımaktadır. Yeni Avrupa'dan bahsedecek olursak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gerek dinler bakımından gerekse farklı etnik ve kültürel gruplar bakımından artık çok daha çeşitli bir yer. Ancak bu değişikliklerden dolayı kafası karışan, Hristiyan köklerini ve Hristiyan mirasını kaybettiğine dair güçlü hissiyatları olan muhafazakar seçmenleri de unutmamak gerekir. Popülist sağ partiler bu seçmen gruplarının duygularına göre siyaset üretmektedir. Özellikle Avrupa'daki aşırı sağda büyük değişim teorisi olarak adlandırılan ve gitgide daha çok kişi tarafından benimsenen bir anlayış var. Bu düşünce yapısı Avrupalı halkın göç ile birlikte kimliğini kaybettiğini savunuyor. Avrupa'nın her zaman birden fazla kültüre sahip ve birden fazla nüfusa ev sahipliği yaptığı düşünüldüğünde tarihsel olarak bunun saçma olduğu açıktır. Ancak 21. yüzyıl Avrupa toplumundan rahatsızlık duyan bazı insanlar için çok ilgi çekici bir fikir. Some Hemen eee Victor Isaac'e de sorayım. Sayın sayınan Fransa'nın giderek aşırı sağ politik hattına kaydığını düşünüyor musunuz? Aşırı sağ Avrupa'da baktığınız zaman nasıl görülüyor? Endişe yaratıyor mu? Je vais répondre de temps si vous me Fransa'daki Ulusal Birlik Partisi ya da Giorgio Meloni kamuoyu tarafından aşırı sağ olarak nitelendiriliyor. Ancak bu ne derece doğru tartışmamız gerekir. Terimler konusunda anlaşmalıyız. Bunların milliyetçi partilerin temsilcileri olduğunu tabii ki kabul ediyorum. Ancak aşırı sağ nedir? Irk üzerine, dışlama üzerine kurulu bir dünya görüşüdür. Demin saydığım insanların durumu tam olarak bu değil. Bu partiler politik spektrumda sağda olan... Hatta belki çok sağda olan insanlar ancak Marin Löpen ve diğer liderlere toptan ırkçı demek yanlış bir değerlendirme olur. Eğer bana Yunanistan'ın altın şafağından veya Almanya'nın AfD'sinden bahsederseniz, evet, bunların aşırı sağ partiler olduklarını söyleyebilirim. Bu ayrımı iyi yapmak gerekir. Şimdi bu partilerin yükselişine ve yükselişlerinin nedenlerine gelirsek, bunun birçok nedeni var. İlk olarak kontrolsüz göçten bahsedebiliriz. Bu benim idam değil. Ben bu partilere oy veren insanların hissettiklerinden bahsediyorum. Kendi devletlerinin kontrolü kaybettiğini, güvensiz bir ortamda kaldıklarını düşünüyorlar. Bir başka gerçekse Ukrayna savaşı ve Çin'in küresel ölçekte yükselişi. Uluslararası siyasi denklemde bir dengesizlik var ve bu devletlerin kendilerini koruma ihtiyacını doğuruyor. Ayrıca farklı krizler yüzünden kültürel, gıda ve yaşam alanlarına sahip olmanın gerektiğini yeniden keşfeden bir Avrupa ile karşı karşıyayız. Sayın Bey, mesela bu Fransa'da son olan e, ayaklanmalar ya da işte Birleşik Krallık'ın Brexit ile Avrupa Birliği'nden çıkması, e, sizce bütün bu gelişmeler Avrupalıların göçmenlere karşı tutumunu, farklı bir şekilde değerlendirmeye iter mi? İtmeli mi? Paris'teki ayaklanmalar yeni bir gelişme değil. Aynı banliyölerde ve aynı şehirlerde bu tip olaylar daha önce de görülmüştür. 2005 yılında yaşanan büyük banliyö olayları geçtiğimiz haftalarda yaşananlara çok benziyordu. Fransa'nın kendi sömürge geçmişiyle bağlantılı bir durum. Bu travmatik toplumsal hafıza Fransa'da yaşayan göçmen gruplarının entegrasyonunu ve nüfusun geri kalanı tarafından kabul edilmesi konusunda zorluklar çıkartıyor. Banliyölerde yaşayan insanlar kendilerini ana akım toplumdan ve Fransız vatandaşlarının çoğunun sahip olduğu bazı ekonomik fırsatlardan uzak hissetmektedir. Kültürel bir ayrım olduğu açık ancak Fransa'daki ekonomik ayrımın da son derece önemli olduğunu ve göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bazı araştırmacıların Kültür hakkında ekonomiden daha fazla konuşması bana kolaycılık olarak geliyor. Ancak son dönemde Fransa'da yaşanan olayların temelinde ekonomik faktörün ağırlığı çok fazladır. Aslında Avrupa'ya bir bütün olarak bakarsak bu sorunun sadece Fransa özelinde olmadığını da görmüş oluruz. Brexit olayını da bu çerçevede değerlendirebiliriz. Diğer bir de işte, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasına baktığınızda kültürel kaygılar ve ekonomik sorunların bir karışımını görüyoruz. Brexit'e oy verenleri ve Brexit'i e savunan politikacıları iyi analiz ettiğinizde 2008 finansal krizin etkisini görürsünüz. Brexit bu duyguların sandığa yansımasının bir sonucudur ve tabii ki bu mali çöküş ve sonrasında yaşanan ekonomik gelişmeler birçok Avrupa hükümetinin izlediği kemer sıkma politikaları da dahil olmak üzere durumu daha da kötüleştirdi. Dolayısıyla Avrupa'da popülist radikal sağın hatta aşırı sağın yükselişini anlamaya çalışırken hangi ülkeye bakarsanız bakın her zaman bir yandan ekonomik sıkıntı, diğer yandan da kültürel rahatsızlığın bir kombinasyonunu göreceksiniz. Bu Fransa için de geçerlidir, İngiltere için de geçerlidir, Danimarka için de geçerlidir ve giderek artan bir şekilde Almanya için de geçerlidir. Başka bir paradoks ise Avrupa ülkelerinin ekonomileri nüfusları azaldıkça ve Orta Doğu ve Afrika'daki nüfus arttıkça Avrupa'nın daha fazla göçmene ihtiyaç duyacak olmasıdır. Aynı soruyu Sayın Ened'e de soracağım. Siz Fransa'da son yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? E, yıllardır Fransa hep aynı sorunla boğuşuyor farklı nedenlerle. Neden buna bir çözüm getiremiyor. La Fransa'nın hala geçmişin sömürgecilik ağırlığını taşıdığı ve bu durumun önemli ölçüde etkili olduğu bir gerçek. Bu toplum tarafından hissedilen bir durum. Bu durumun bağlamın bir parçası olduğunu düşünüyorum. Bu tür travmatik tarihsel deneyimler bazı göçmenlerin bilinçaltını hala etkiliyor olabilir. Aynı zamanda başarısız şehir planlama politikaları da var. İnsanları belirli alanlarda sıkıştırmak, büyük toplu konut projeleri oluşturmanın iyi bir politika olmadığını görebiliyoruz. 80'li yıllarda işsizlik oranı patladı ve banio yığılmalar başladı. İnsanlar kendilerini giderek fakirleşen maliyelere sıkışmış buldular. Solunda mevcut durumdaki sorumluluğunu iyi okumak gerek. Fransa'daki genel sosyalist hat entegrasyon sürecini tamamen göz ardı ederek insanlara istedikleri gibi yaşayabileceklerini söyledi. Bu yüzden kimse göçmenleri bugünkü durumlarından sorumlu tutmuyor. Özetle göçmenlerin yaşadığı sorunların temelinde Fransa'nın bir sorumluluğu olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak bununla birlikte göçmenlerin de en azından bir kısmının da sorumluluğu olduğunu hatırlatmak isterim. Bu çok karmaşık bir durum. Beyaz veya siyah gibi bakmamak lazım. Bu yaklaşık 40-50 yıllık bir politikanın sonucu. Şunu da vurgulamak isterim. Fransa'da birçok göçmenin entegrasyonu gayet başarılıdır ki bu benim durumum. Bazıları Fransa'daki olumsuz durumlara odaklanmayı tercih eder. Ancak birçok şey iyi işliyor. Ne sorunları yok sayalım ne de bu problemi genelleştirelim. Fransa'da birçok göçmen gayet entegre olmuş bir şekilde hayatlarına devam ediyor hemen son Son soruyu Sayın Enes'e soracağım. Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi var ve bizim için bunu değerlendirmenizi rica edeceğim. İtalya'dan sonra Fransa'nın başında da aşırı sağ bir lider görür müyüz acaba? Bir sonraki başkanlık seçiminin sonucu hakkında herhangi bir tahminde bulunmaktan kaçınacağım. Marine Le Pen'in bu ayaklanmalardan fayda sağlayıp sağlamayacağını size söyleyemem. Ancak neredeyse emin olduğum bir şey var ki o da yaklaşan seçimin ve seçim gündeminin sağ tarafından belirleneceğidir. Evet belki de son zamanlardaki olaylar halk arasında biraz endişe yaratmış olabilir. Ancak yine de 2005'te yaşanan olayların olduğu politik denklemde olduğumuz gibi değiliz. O dönem hatırlarsınız, seçimi Jean-Marie Le Pen değil, merkez sağ lider Sarkozy kazanmıştı. Ancak Marine Le Pen'in rakiplerinin onun izinden gitmesi kesin gibi görünüyor. Devlet yardımlarının azalmasına dair bir endişe var. Artan kutuplaşma karşısında bir endişe var. Bu kutuplaşmanın sağ partilere yarayacağına kesin gözüyle bakabiliriz. Ancak kesin bir seçim tahmini yapmak için henüz çok erken. Her iki konuğuma da çok çok teşekkür ediyoruz. Evet az gittik uz gittik yeni bir Beş Nevi kanın sonuna geldik. Şu sıcak günlerde sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim. Önümüzdeki hafta yeni bir Beş Nevi Kanı'nda buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir. Hepinize iyi günler diliyorum.